Yani diyeceğim herkes sahip olamaz. Belli kademelerden geçmesi lazım. Belli bir eziyeti görmesi lazım. Kitap taşıması lazım. Kitap taşımaktan kolu aşağı doğru uzaması lazım. Bunlar çok önemli. Benim adım Halil, soyadım Bingöl. 47 Eyüp doğumluyum. Bu işe, sahaflık mesleğine ortaokul ve lise çağlarında başladım. Lise çağlarında daha da hızlandı olay, alım-satım işleri. Ondan sonra Beyazıt, Eyüp benim doğum yerim. Eyüp'te Şafak Sineması önünde çizgi roman satmaya başladım. Takas yapmaya başladım. Daha sonra Beyazıt Meydanı'na döküldük pazar günleri. Kaçak kuçak orada tezgah açıyorduk. Akabinde bir olay oldu. Oradan içeriden bir dükkan tutma olayı oldu. Daha ziyade oradaki abimiz Hasan Baba, Halil dedi, ben dedi bu işi artık beceremiyorum. Gel sen dedi, genç adamsın. Burayı çevir, güzel temiz tut, çalış, et eyle. Benim dükkanımın kirasını ver. Bir de bana aylık bir şey çıkarsın. Hadi bana eyvallah dedi. Bıraktı gidiyor dükkanı. Öylece dükkan bize geçmiş oldu. Orada 80 ile 94 yılları arasında orada çalıştım. 94 yılında artık orası sahaflık kademesini atladı. Yeni kitaba döndü. Yani sahaflıktan vazgeçti arkadaşlar. Biz baktık burada olmayacak. Geldik buraya 94 yılında. Burayı çektik çevirdik. Burası sahaflar çarşısı oldu. Ondan sonra burada devam ediyoruz işte. Yani sahaflık şöyle. Kitaba aşık olmak birinci şey. İkincisi çok sabırlı olmak. Üçüncüsü sermaye yönden iyi olmak. Dördüncüsü bir de büyük depon olacak. Dükkan önemli değil, depo önemli. Ama depo da senin olacak. Yoksa o depo kirası senin içinde bulunduğun o malı yer. Kiraya vere vere sıfıra çıkarsın. O da akılcı bir şey değil. Veyahut da tam ünik bir sahaf olacaksın. Her şeyin dükkanda olacak. Her şeyin söyledikleri zaman tak diye çıkartıp vereceksin. Bir de öyle olabiliyor. Şimdi arkadaşlarımız bayağı sahaf arkadaş var. Var ama sahaflıktan pek bir anladıkları yok. Sahaflık öyle bir olay ki Türkiye sınırları dahilinde basılmış kitapların peşinde olacaksın. Türkiye dahilinde basılmış Türkçe kitapların ama Latin harfleriyle değil de Arap harfleriyle, Ermeni harfleriyle, Yunan, Grek harfleriyle basılmış Türkçe kitapların peşine düşeceksin. Böyle kitaplar var. Ve bunların incelemesini yapacaksın. Müşteri aradığı zaman, sorduğu zaman bilgi olarak ona aktaracaksın. Bizim işimiz o. Yani geçmişin bilgilerini gelecek insanlar aktarmak. Bir köprü vazifesi görüyoruz yani. Kitap alıp satmak değil. Yeni kitap alıp satmak hiç değil. Bizim yeni kitapçılarla hiçbir alakamız yok. Ha, mamalız içinden çıkar, işte 2000 yılında basılmıştır kitap. Atarız tezgah, satarız. Ama bizim esas şeyimiz imzalı kitaplar mesela. Nadir. Mesela bugün geldi mesela Cevdet Kudret abimizin orta oyunu kitabı. Kalkmış şey imzalamış. Aziz Nesin'e imzalamış. Şimdi bunu arayıp da bulmak çok zor. Yok yani bir tane ünik. Bunun gibi kitapların peşindeyiz. Ondan sonra bir tek baskı yapmış, bir daha yapmamış. Aranıyor. Kütüphanelerde dahi yok. Onu bulup müşterimizin önüne koymak mecburiyetindeyiz. O kitapların içindeki konuları bilmek mecburiyetindeyiz. Yani bayağı bir keşmekeşli iş, zor iş. Yani yeni bu işe başlayan arkadaşlara tavsiyem şu. İlk önce çıraklıktan başlayacak 15 yaşında. Bir 10 sene çıraklık, 25 yaşı oldu. Bir 20 sene de kalfalık, 35 yaş, 45 yaş oldu. Eğer o kalfalık döneminden sonra ustan sana tamam oğlum sen oldun, piştin, dükkan açabilirsin derse dükkan açabilirsin. Yoksa açamazsın.
Şimdi her tarafta sahip tüker var mesela. Ama bilgi olarak sıfır. Hiçbir şey yok, tın tın. Bir şey soruyorsun, bilmiyorum abi diyor. Yok abi öyle bir kitap diyor. Yani bu önemli bir şey. Biz yıllarımızı verdik ama yani bilmediğimiz bir sürü şey var. İlk defa gördüm mesela, aa bu yeni, nasıl kitapmış bu ya? 30 yılında basılmış bir kitap mesela. İlk defa görüyoruz. Bütün ustalığımız başa dönüyor. 30 yıldan başlıyoruz bu tarafa çalışmaya gene. Yani meşakkatli bir iş. Aç kalmazsın, milyoner de olmazsın, zengin de olmazsın. Kendi becerin dahilinde rahat bir yaşam sürersin. Bu kadar. Benim eğitimim şu. İlk orta lise Eyüp'te, üniversite Sultanahmet'te, İktisat Ticaret'ten mezunuyum ben. Ama kendi mesleğimi yapmadım. Bir 5 yıl falan yaptım, bıraktım. Yani mali müşavirlik mesleğiydi. Bu işe döndüm. Kitap aşkı bırakmadı bizi. Çıraklık eğitimi olarak mı öğrendiniz? Yani efendim? Çıraklıktan öğrendiniz ustanızı. Çıraklıkta öyle mi? Al sat. Ondan sonra bir ustanın yanına girdik. Hacı Muzaffer Öze bak, orada resmi var. Bak, yukarıda bakıyor. Gördün mü? Hı hı. Onun eğitimine girdik. Sahaflar içerisinde. Ondan ne aldıysak o. Bize dedi mesela, yazma kitap alıp satamazsın dedi. Geç kaldın dedi. Yaşın ilerledi. Yazma kitap öğrenemezsin dedi. O başka bir olay. Matbu kitap istediğin kadar alıp satabilirsin dedi. Biz de matbu kitap alıp satıyoruz. Yazma kitap alıp satmıyoruz mesela. Ustamız ne dediyse o. Ondan öğrendiklerimizi geliştirerek bugüne kadar geldik. Bugünden sonrasını artık boş ver. Yaş 70'iydi. Bir de oğlunuzu yetiştirdiniz. Şimdi o şöyle oldu. Tabii hep kitapların içinde büyüdüler. Kızım var bir de, oğlum var. Oğlum Muğla Üniversitesi'ni bitirdi. İktisat bölümünü. Ondan sonra geldi. Barış dedim, ne yapmak istiyorsun? Baba dedi, bana müsaade et. Askerliğimi yapayım. Ondan sonra konuşuruz. Askerliğini yaptı. Geldi. Ondan sonra biz onu burada çalıştırıyoruz zaten. Aldın anahtarı. Dükkanı sen üstüne al. Devam et. Yok dedi baba, sen olmasan olmaz dedi. Ben senin desteğinle gideceğim dedi. O zaman ne yapalım dedik. Burayı devredelim sana. Ondan sonra bir müddet geçti. Hadi dedim Barış, sen yürü git. Nereye gideyim? Kadıköy'e. Kadıköy'de bir dükkan aç dedim. Kendi başına alıp satım yap. Yeteri kadar pişsin. Öyle bulaştı Barış olaya. Şu anki durum nasıl görüyorsun sahaflığı? Şimdi şu anki durum şu. Eğer sahafsan hiçbir şekilde paniklememen lazım. Herhangi bir kaygı duymaman lazım. Çünkü kitap var. Okunan kitap var. Kitap okunduğu müddetçe sahaflık ölmez. Kitap olduğu müddetçe ve basıldığı müddetçe hiçbir zaman için sahaflık bitmez. Ha şöyle olur. Bütün kitaplar kalkar. Bütün kitaplar ortadan kalkar. Herkes internette bilmem neydi şuna buna takılır. O zaman sahaflık kalmaz. O zaman dünyanın sonu gelir zaten. İlk emre itaat etmemek olur. İkra. Oku. Bu önemli. Ya anlayan için önemli tabii. Sıradan vatandaş için, anlamayan için hiçbir şey ifade etmiyor. Neyi okuyacağım ya? Ya tesli bir kitap diyor. Halbuki okumak insanı her kademede ileriye taşıyan bir olay. Ama ne okursan oku. Texas oku, Tom Hicks oku. Efendim ne bileyim, Kadının Bedenine İstismarını oku. Neymiş efendim burada? Dionysos'un En Evmeyi ve Devlet bilmem nesi bilmem nesi eleştirisi oku. Orada sana muhakkak seni ileriye götürecek bir eleman var. Onlar durup dururken hazırlanmadı. Hepsinin bir eleği var. Hepsinin bir yolu var, yordamı var. Bunları anlamak lazım. Orada bak bakıyor. Her sabah ona tekmil veririz.